Hazırsak başlayabilirim arkadaşlar. Sayın basın mensupları, hepinize iyi bir çalışma günü diliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomik çevrelere güven vermeyen açıklamalarını maalesef ısrarla sürdürüyor. Diyor ki Türkiye'yi çift paralı bir ülke olmaktan çıkartarak dış ticaretle iştigal edenler dışında herkesin işini de tasarrufunu da Türk lirasıyla yaptığı bir yer haline getirmek için herkesten destek istiyoruz. Ülkemizde döviz mevduat hesapları hala oldukça yüksek seviyededir diyor. Daha dün rakamlarla bunu anlatmaya çalışmıştık. Çünkü daha düne kadar hem kendisi hem Maliye Bakanı yeni ürünün tuttuğunu, herkesin dolardan Türk lirasına doğru geçiş yaptığını söylüyordu. Usanmadan bir kez daha hatırlatacağım. 20 Aralık günü 163 milyarlık dolar döviz tevdiat hesabı vardı Türkiye'de ve şu anda da tam o kadar var. Yani yeni üründen dolayı dolarını bozdurup da Türk lirasına geçen kimse yok. Yani dolara güvenip de elbette geçenler vardır ama geçen kadar dolar yaptıran da var ve bankalardaki döviz hesaplarında, kişilere ait döviz hesaplarında anlamlı hiçbir fark yok. Bu şu demek, yeni ürün maksadı eğer dolarizasyonu azaltmaksa, dolardan Türk lirasına geçmekse bu anlamda hiçbir aşama kaydetmemiştir. Zaten ne diyordu? O birkaç gün içinde kendi söylemleriyle suni olarak ileride biraz düştüğünde çok düşmüş görünsün diye 15 liralık doların üzerine benzin dökerek 18 lira yapmıştı. 12-13 liralara düştü. Kısa sürede 10 liranın altını göreceğiz diyordu. Bugün dolar 14 lira sınırında ve kimsenin döviz tevdiat hesaplarını yeni kur korumalı Türk lirası mevduata çevirdiği yok. Elimizde Türk lirası mevduat açısından rakamlar da var. Burada da anlamlı bir değişiklik yok. 20 Aralık günü olan mevduatla bugünkü arasında hemen hemen hiçbir fark yok. Ama fark ne? Eskiden TL'de duran vatandaş şimdi döviz korumalı TL hesabına geçti. Yani dövize güvenen, TL'ye güvenmeyen TL'ye dönmüyor. Ama zaten TL'de duranlar hazır döviz koruması da var diye yeni ürünü tercih ediyorlar. Bu şapkadan tavşan çıkardık, mucize yarattık. İşte çok kötü giden ekonomiye mucizevi bir müdahale yaptık yalanının çöküşüdür. Artık bu yalanın çöktüğünü ve lafla bu peynir gemisinin yürümeyeceğini Recep Tayyip Erdoğan da dün itibariyle kabul etti ve döndü. Dedi ki bu konuda halen daha ülkemizde döviz mevduat hesapları oldukça yüksek. Çünkü değişen hiçbir şey yok. Şimdi gelelim Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm zamanlardaki karnesine. 2002 yılı krizi, dolarizasyon %58, yani o büyük kriz. Eğri oturup doğru konuşalım, kendisi de kabul ediyor, herkes söylüyor. Devlet Bahçeli sayesinde memleket krizin en acı ilaçlarını içmişken, en sıkıntı içinde yaşarken gidilen seçimde Erdoğan'ın iktidarını borçlu olduğu kriz günü Türkiye'deki dolarizasyon %58. Bugün %67. Tarihin en yüksek noktalarındayız. Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti hükümeti vatandaşına Türk lirasını bu kadar güvensiz hissettirmemişti. Hiçbir başbakan ve hiçbir cumhurbaşkanı, tabii ki eski cumhurbaşkanlarının bu konuda bir sorumluluğu yoktu. Ancak yürütmenin başındaki hiç kimse, başbakanlar ve bu cumhurbaşkanı, 100 yıllık cumhuriyet tarihinin dolarizasyonda en tepe noktasındayız. Türk lirasına güvenin en sarsılmış olduğu ve Milli Kurtuluş Savaşı söylemleri, tanımlamalarıyla, hamasetleriyle bile vatandaşın dönüp de yüzlerine bakmadığı bir noktadayız. Bunu söylüyor şimdi. Tabii hiç şaşırmasına gerek yok. Eğer sen güven vermezsen döviz mevduat hesaplarının bu seviyelerde olmasına şaşırmaman gerekiyordu.
Türkiye'yi çift paralı hale kim soktu? Ona bakmak lazım. Övündüğünüz otoyollar, övündüğünüz köprüler, övündüğünüz geçitler. Ya 20 yıldır iktidardasın. Kim olsa yapacak ama hiç olmazsa bu ülkenin imkanları, kaynaklarıyla yapacakken sen bunları geçiş garantili, yani uçak insin inmesin havaalanına para ödeyeceğim. Araç geçsin geçmesin köprüye, tünele para ödeyeceğim. Otoyollara para ödeyeceğim dedin. Bu garantileri de dövizle verdin. Yetmedi. Amerika'daki enflasyonu da üstüne ekleriz dedin. Şimdi sen yandaş müteahhitin kredi bulurken bu güveni veremiyorsa, sen yandaş müteahhitine kardeşim ben sana geçiş garantisi vereceğim, bunu TL vereceğim, o gün TL bu fiyat olacak dediğinde sana güvenmiyorlarsa, biz doları biliriz diyorlarsa, o zaman sen vatandaşa niye TL'ye güvenmiyorsun demeyeceksin. Ve attığın her adımda 20 Aralık akşamı ne dedin? Sürekli faizleri düşürüyordun, dolar fırlıyordu, inadını terk etmiyordun. 20 Aralık akşamı dedin ki, biliyorum bana güvenmiyorsunuz. Bana güvenmediğiniz için yönettiğim ülkenin parasına da güvenmiyorsunuz. Siz döviz tercih etmek yerine TL tercih edin. Sizin güvendiğiniz dolar yükselirse aradaki fark hazineden karşılayacağız. Bundan daha büyük bir güvensizlik, söylemde bundan daha büyük bir özensizlik, yönetimde bundan daha büyük bir beceriksizlik olmaz. Bu şu demek, Türk lirası itibarlı para değil. Türk lirası bir türev para. Esas itibarlı para dolar, Türk parasına güvenmeyene dolar güvencesi. Amerika'yı yönetenler, Türkiye dışındaki ülkeleri yönetenler, ekonomiyi iyi yönetirler kendileri açısından. Siz de doları referans alın. Biz aradaki farkı bir şekilde karşılarız. Bu Türk lirasına karşı tarih boyunca yapılmış en büyük ihanet, en büyük güvensizlik hareketidir. Sen doları referans tutarsan TL'ye ve bana güvenmeyenlere döviz kadar koruma sağlayacağım dersen gelinecek nokta budur. Bir de diğer yandan şunu söylüyor. Kendi ülkesinin ve ekonomisinin felaketi pahasına açgözlülük yapanlara hareket alanı bırakmamakta kararlıymış. Kısır hesaplarla hareket ederek içinden geçtiği kritik süreçte ülkemize zarar verenleri affetmeyecekmişiz. Şimdi bunları biz söylesek iktidara gelince damattan, ekonomiyi damatla birlikte yöneten o üst düzey bürokrasiden, İlk baştan beri bir yanlış yolda yürüyen Recep Tayyip Erdoğan'dan, onun Merkez Bankası başkanlarından, TÜİK başkanlarından hesap soracağız anlaşılır. Cümlenin başı sonu tamamen kendi yaptıkları hatalar sonucu ortaya çıkan piyasa sonuçlarını söylüyor, hesap soracağız. Ha bir şey daha anlaşılabilir, o da manipülatörler anlaşılabilir. Örneğin 20 Aralık gecesi Recep Tayyip Erdoğan konuşmaya başlamadan önce döviz satanlar var. Yani ne demek? Ne konuştuğunu biliyorlar. Ne konuşacağını biliyorlar. E zaten hazırlık yapmışlar. Bankalar reklam filmleri çekmiş. Rahmetli Sadri Alışık'ın oğlu geçmiş Türk paralarının önüne. Dakikalar içinde çekilecek film mi o? E bunlar niye hazırlanmış? Recep Tayyip Erdoğan konuşurken güldür 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 arka kapıdan kamu bankaları döviz satıyor. Eski damadın yöntemleriyle, damadın temsilcisi, damadın ekonominin başına yolladığı özel temsilci, özel kayyumla kamu bankalarından döviz satılıyor ve birileri 18'den satıp 16'dan alıyor, 16'dan satıp 13'ten alıyor. Bir yandan milyarlarca TL'lik vurgunlar yapılıyor. E bunlarla ilgili bir şey yapılacaksa o zaman elinde Devlet Denetleme Kurulu var. İki aydır niye oturuyorlar? Hemen Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçir. Kim manipülasyon yapmış çıksın. Bay Kemal'in yandaşları demişsin geçen gün. Yandaşları, yanındakiler, bizler. O gece senden önce, senle birlikte, senden sonra
Eğer manipülasyon yaptıysak bize ortaya çıkar. Ama Devlet Denetleme Kurulu namuslu bir rapor çıkarsın, sağın solun önün arkan sobedir senin. Nerede, nerede senin damadının, bakanlarının, ekonominin üst düzey yönetiminin ve çevresindekilerin, yakın çeperinizin hareketleri ortaya çıkar. O zaman takke düşer, kel gölünür kardeşim. Maskeniz düşer. Eğer cesaretiniz varsa, biz mecliste araştırma önergesi getirdik. Reddettiniz. Recep Tayyip Erdoğan'ın talepleri yüksek tensipleriyle, hadi bakalım bu sefer kabul edelim. Getirelim biz önümüzdeki hafta bunu. Cesaretiniz varsa kabul edin. 21 Aralık en uzun gece. 20 Aralık da öyledir, aynıdır. 20 Aralık, 21, 22 uzama kısalma yok. En uzun gece, en karanlık gece. Bir aydınlatalım o gece olanları. Var mı cesaretiniz? Var mı hodri meydan diyecek bir baba yiğit? Sayın Nebati, bir WhatsApp'tan yazışın bakalım hızlı hızlı damat beyle, ne diyor? Girin bu işe diyebiliyor mu? Ey Recep Tayyip Erdoğan, dik dur eğilme, bu millet seninle. Haydi bakalım, dik dur, araştıralım hesapları, eğilme. Ya da sen dik dur, biz hesapların üstüne eğilelim, gel. İzin ver, grubun el kaldırsın, 20 Aralık gecesini ve devamındaki 10 günü inceleyelim. Ne oluyor, ne bitiyor, millet görsün. Biz çiğ yemedik, karnımız ağrımıyor, çok şükür. Çiğ yiyenlere sesleniyorum, neden sesiniz çıkmıyor? Millete sesleniyoruz. Bakın, o CHP zihniyeti, her gün yerin dibine batırmaya çalıştığı CHP zihniyeti. Diyor ki, gelin araştıralım. Bunlar neden korkuyorlar? Bir o işe bir bakalım. Başka ne diyor? Geçtiğimiz yıl diyor, sadece milletimize daha uygun fiyatla doğalgaz, elektrik ve akaryakıt vermek için yaptığımız fedakarlığın tutarı 165 milyar liradır diyor. Ya ne oldu da, ne oldu da doğalgaz, akaryakıt fiyatları bir anda böyle uydu gibi, yurt atmosferden çıkan uydu gibi fırladılar gittiler. İyi yönetilen ülkede bu olur mu? Zammın tamamını yansıtsan faturalar zaten ödenemez halde korkunç boyutlara ulaşacak. Ondan orada yapmış olduğu bir miktarlık yapamadığı zamda içine oturmuş fedakarlık ettim diyor. Fedakarlığı asgari ücretine rağmen geçen ayın iki katı elektrik faturası ödeyen, düşük emekli maaşına rağmen geçen ayın %60 fazlası doğalgaz faturası ödeyen, yoksulluğuna rağmen, soğuğa, kara kışa rağmen bu yüksek ısınma giderleriyle baş edemeyip tir tir titreyen vatandaş yapıyor. Sen bir elektrik faturası göster bakalım. Ekmek elden, su gölden sarayda oturuyorsun. Ben bir elektrik faturası gördüm. Senin beğenmediğin, senden iki önceki, sizin iktidarınızdan hemen önceki Ahmet Necdet Sezer, oğlunun nişanını yaptığı gün, bu benim masrafım deyip köşkün elektrik faturasını ödemişti. O gün harcanan elektriği, o gün yapılan masrafları, sarayın masrafı Çankaya Köşkü'nün 300 katı, 500 katı. Hep beraber ekmek elden, su gölden yaşıyorsunuz. Gündüz gece şıkır şıkır elektrikler yanıyor. Bir fedakarlık oradan görelim bakalım, yok. Milletin sırtına binmişler, har yiyip harman savuruyorlar. Öbür taraftan da 168 milyar liralık fedakarlık yaptık diyor. Bu vatandaşla alay etmektir. Ayrıca vatandaşa bir şeyi daha hatırlatmak isteriz. Dolar Tayyip Erdoğan'ın manipülasyonuyla, ateşe benzin dökmesiyle 14, 15, 16, 17, 18 liraya gitti. Her gece benzini pahalattılar. Her gece, her gece, her gece. Dolar döndü 13 liraya, 14 liraya. Hop, kararname çıkardı. Dolar düşse de benzini düşürmeyin. Fiyat düşsün, aradaki fark vatandaşın cebinden çıksın. Ben onu vergi olarak alacağım. Şu anda döviz düşse de, dolar düşse de
benzin fiyatları düşmekte ama pompa fiyatı değişmeyip aradaki fark vatandaştan alınmaktadır. Bu nasıl fedakarlık? Bir diğer yandan TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer enflasyonu düşük gösterdiğine ilişkin eleştirilere efendim 84 milyona karşı sorumluyum da benim imzam bir sürü insanı etkiler de falan da filan da hamaset yapmış durmuş. Bir bu bayrak inmez bu ezan dinmez demiş. Ya sana sorulan o değil ki. Sana bunu mu soruyorlar bu kadar hamaset yapıyorsun yok şuyun hakkı orada buna göre zam alıyor. Biliyoruz biz onları. Sen rakam söyle. Rakam söyleyebiliyor musun? Rakam söyleyemiyor. Neden söyleyemiyor? Çünkü rakamlara girdiğinde yalan söyledikleri ortaya çıkacak. Genel başkana kapıları zincirleyenler yöntemi sormayalım diye gitsek. Ya kardeşim sivri biberi, patlıcanı, kıymayı, tavuk etini bilmem neyi şunu bunu değil de pimpon topunu kapmışın hesaba. Bakır levhak atmışın hesaba. Böyle enflasyon hesabı mı olur? Emekli bakır levha mı kemiriyor? Yoksullar pimpon topu mu kaynatıyorlar sahanda diye soracaktık. Ondan kapattın kapıları. Şimdi TÜİK Başkanı bağımsız kuruluşlar 2,5 kat enflasyon açıklarken düşük enflasyonla ona talimatı veren saray ve onun memuru TÜİK Başkanı yetim hakkı yemiştir. Kulak yemiştir. Şimdi kendisine söylüyoruz. Eğer bu söylediği hamasete inanıyorsa benim rakamım herkesin boğazından geçeni etkiler. Rakamım doğru diyorsa bakın enflasyon araştırma grubu var. ENAK. ENAK. Bunlar enflasyonu bağımsız akademisyenler %82.8 olarak hesaplamışlar. TÜİK'te %36.1. Arada dağlar var. Bu kadar büyük fark, büyük hataları, büyük suistimalleri, büyük hesap yanlışlarını ortaya koyuyor. Buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, TÜİK Başkanı'na sesleniyoruz. Gelin, mecliste genel sekreterlik salonu var. Yayın imkanları var. Bu kadar gelişmiş bir teknoloji varken, bütün televizyonların canlı yayınlayacağı şekilde masanın bir tarafında TÜİK Başkanı ve yardımcılarını konuk edelim. Masanın diğer yanına enflasyon araştırma grubundaki profesör, doçent, hocalarımızı, araştırma görevlilerimizi davet edelim. Bağımsız bir şekilde siyasi partilerin birer ikişer temsilcisinin sorularını bu iki kuruluşun başkanı cevaplasın. TÜİK hesabı nasıl yaptığını anlatsın. ENAK hesabı nasıl yaptığını anlatsın. Eğer TÜİK aklı çıkarsa hiçbir tartışma yok. Ama kimse bir yılda mallar %30 pahalandı demiyor. Sivrihisar, Eskişehir Sivrihisar'da çocuk botu satan tam 2 kat diyor. 10 lira indiriyorum diyor. 70 liraydı 140 oldu 130 verene veriyorum vekilim diyor. Ardahan'da peynir satan tam 2 kat arttı diyor. Tekirdağ'a gidiyorsunuz, yemek yiyorsunuz, geçen seneki fiyatın %65-70 üzeri, bugün Türkiye'nin herhangi bir yerine gidin, herhangi bir yerine, bu basın toplantısı bittikten sonra 81 ilde garibanın öğün geçiştirmek için yediği dürüm çiğ köftenin fiyatını sorun. Geçen sene 4 lira, şimdi 9 lira. Geçen sene 5,5 lira, şimdi 10 lira. Nasıl 30'u %33 bu? ENAK neredeyse 2 kat pahalandı her şey diyor. TÜİK %30 pahalandı diyor. Cesaretleri varsa canlı yayında karşı karşıya getirelim. Eğer TÜİK doğru yoldaysa bir daha konuşmayacağız. Ama sen %50 vatandaşı kandırıyorsan bu emekli maaşında, bu memur maaşında, bu devletin ödediği bütün maaşlarda %50 alacaklıyız. Bunun peşine düşeceğiz. Böyle bir hesap olmaz. Yine başka bir saray atanmışı Ebu Bekir Şahin dün bir televizyonun Fox TV'nin ana haber sunucusunun Erdoğan'ın 2022 en parlak yılımız olacak ifadeleriyle ilgili haber sunuşunu
ana muhalefet lideri gibi davranıyor diyor. Ve diyor ki kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır. Bunu 20 Ocak 2022 tarihinde, yani bu tarihte ve gecenin bir yarısında söylüyor bu arkadaş, inceleme başlattık diye. Şimdi bir ülkede televizyonlar yayın yapar, o yayını vatandaş izler, beğeniyorsa orada kalır, beğenmiyorsa başka bir kanala geçer. Ahlaka aykırı bir şey yoksa, eğer şiddet çağrısı yoksa, eğer nefret söylemi yoksa, genel yayıncılık kuralları dışında, belirlenen kurallar dışında bir şey yoksa, karar elinde kumanda bulunan vatandaşındır. Türkiye'nin en çok izlenen haber programına RTÜK'ün başkanının içerik denetimi yapma hakkı yoktur. Bakın bu RTÜK başkanının karnesi burada. Bakın. Yandaşlıkta bir dünya markası. 1 Ocak ile 24 Aralık arasında verilen cezalar. Bakın. Bütün televizyonlarda ton aynı. Herhalde Fox TV'nin Cumhurbaşkanı hakkında söylediği A Haber'in Kemal Bey hakkında söylediğinden, Kanal 7'nin benim hakkında söylediğinden, Ülke TV'nin Faik Öztürk hakkında söylediğinden daha sert değil. Allah için eğer diyorsanız ki yandaş kanallar muhalefete karşı son derece suhuletle, son derece sakin bir dil kullanıyor ama diğer kanallar bağımsız yayıncılık yaptığını söyleyen kanallar, AK Parti'ye göre bizim yandaşımız kanallar daha sert bir dil kullanıyorlarsa ben bir şey demeyeceğim. Bütün vatandaşın takdirine söylüyorum. Ama eşit olduğunu düşünsek, Halk TV'ye 23, Tele 1'e 21, Fox'a 15, KRT'ye 8, Habertürk'e 4 ceza, toplam 71 ceza. Bak bu tarafta da 60 ceza yok ha. A Haber, Ülke TV, Kanal 7, TV Net, CNN Türk 0. 71'e 0. Tablo bu. RTÜK Başkanı ona buna karne vereceğine kendi karnesine baksın. Yandaş olunur da, sahibinin sesi olunur da, sarayın giyotini kılıcı olunur da bu kadar mı olunur ya? Birazcık utanmak olur, birazcık sıkılmak olur. Hiç olmazsa göstermelik birer iki teşer tane ceza olur, uyarı olur. 71'e 0 olur mu kardeşim, işte burada ya. Bu gerçekten Türkiye'nin geldiği tablodur. Bir de şöyle düşünün. Gelecek sene seçim var. Bütün anketler gösteriyor ki, iktidar değişiyor. Zaten bütün hırçınlık, bütün kavga buradan. Şimdi gelecek sene biz bu tabloyu böyle ters mi çevireceğiz? O zaman ne hissedecek bugün A Haber'i, Ülke TV'yi, Kanal 7'yi izleyen vatandaş? Ya da oradaki emekçiler, çalışanlar? Eyvah, iktidar değişti. Bu sefer 71 kere sopa bizim sırtımızda, öbürleri kakara kikiri. Vallahi de billahi de öyle bir şey yok. Aramızdaki fark bu. Bu tabloyu tersine çevirmek için değil. İktidarı ele geçiren muhalefeti böyle sopalamasın, iktidarı böyle arkalamasın diye bu kurulları gerçekten bağımsız hale getirmek için geliyoruz. Herkes bundan emin olsun. Aksini savunanın zaten siyasette de yeri yok, bu salonda da yeri yok, bu mecliste de yeri yok. Ama nasıl olduysa demokrasiyi alet edip, demokrasiden istifade edip, gelip buralara yerleşip bunu yaptılar. Bu kadar kötü bunlar, bu kadar kötü. Soma'daki madenciyi yerde tekmeleyen Yusuf Yerkel'le saray bürokrasisinin, RTÜK başkanının, TÜİK başkanının, AK Parti'nin grup başkan vekili Emin Akbaşoğlu'nun hiçbir farkı yoktur. Bunların hepsi yere düşene tekme atan zihniyettir. Bunların hepsi garibanın, yoksulun ümidini tüketmek, zenginin ve bugünkü düzeni sürdürenlerin bu baskısını devam ettirmek için var olan anlayışın devamlarıdır. Anlayıştır bunlar.
AK Parti, Cumhur İttifakı Yusuf Yerkel'de vücut bulmuştur. Madenci tekmeleyen. Biz tekmelenen madencinin yanındayız sonuna kadar. Biz aç bırakılan, yoksul bırakılan fakir fukaranın yanındayız sonuna kadar. Biz enflasyon düşük açıklanıp da maaşına düşük zam verilen emekçilerin, emeklilerin yanındayız sonuna kadar. Yusuf Yerkel'in tarafında olanlara tarafları mübarek olsun. Zulm ile abad olunmaz. Artsın ki zulmünüz, sonunuz çabuk gelsin. Boğaziçi Üniversitesi kayyum rektör Naci İnci, onun kayyumluğu kabul etmesini eleştiren, onun için her gün bahçeye inen, kayyumluk binasına sırtını dönerek sessiz protesto eylemleri yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yasemin Bayyurt Kerestecioğlu, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Özlem Berk Albehten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Rıza Metin Ercan'ı görevden aldı. Kendisine kayyum dikensiz gül bahçesi yaratacak. Boğaziçi'nin geleneklerini alt üst ettiler. Daha önceki Melih Bulu'da olduğu gibi Naci İnci'yi de öğrenci istemiyor. Başta fizik fakültesi öğrencileri, fizikçi bu Naci İnci, ona diyorlar. Hocam, bir fizikçi nasıl bunu yapabilir? İstemiyorlar öğrencileri. Bütün üniversite istemiyor. Mezunlar istemiyor, akademisyenler istemiyor. Boğaziçi'nde beyefendiye selam veren, selamını alan yok. Ama beyefendi rektörleri, rektörlük yetkisiyle dekanları görevinden alıyor. Öğrencileri tutuklattı, gözaltına aldırdı, disiplin cezası verdirdi. Ülkenin yüz akı bir üniversitenin dünyaya rezil etti, marka değerini düşürdü. Öğrencilerin yıllardır girmek için dirsek çürüttükleri bir üniversiteyi tercih edilmeyen, burun kıvrılan, çocuğunun oraya gitmesinden endişe duyulan bir üniversite haline getirdi. 160 yıllık geleneği çökertmeye çalışıyor ve günü geldiğinde bunun hesabı eninde sonunda sorulacak. Söz veriyoruz, bu kayyuma da, bu kayyuma yol verenlere, yön verenlere, destek verenlere de bunun hesabını teker teker soracağız. Bundan sonraki süreçte Boğaziçi'ndeki direniş sürecek, onlarla dayanışmamız sürecek ve bundan sonraki süreçte artık Boğaziçi'ne bunu yapanların hesap verdiği bir dönem gelecek. 2021-22 öğretim yılı birinci dönemi yarın sona eriyor. 4 Şubat tarihine kadar öğrencilerimiz sömestr tatilindeler. 18 milyon öğrenci 1,5 yıl evlerinde ekran başında kaldılar. Arkadaşlarından ve öğretmenlerinden ayrıydılar. Bu yanlıştı. Bütün dünyadaki gibi en son kapanıp ilk açılan yerler olması gerekirken evveliyatla okullar kapandı. 1,5 yıl kapalı kaldı. O yüzden eğitim öğretim sistemi pandemiye uyum yapamadı. Yani doğrusu pandemi sürecince okulları açık tutup havalandırmayı sağlamak, dezenfeksiyonu sağlamak, koruyucu ekipmanı sağlamak, öğrenciye eğitim vermekti. Sen evde kal, doğrusu bu dediler eski bakan zamanında. Bu bakan, bakan yardımcısı olduğu halde o dönemi geldiği günden beri kötüleyip doğrusunun bu olduğunu söyledi. Ama kendi bakan yardımcılığındaki sorumluluğu gizliyor. Bir de 1,5 yıl Ağustos böceği gibi cır 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 hiçbir iş yapmamışlar. 1,5 yıl önce sınıflar neyse o durumda ya da daha kötü durumda başladı. Ve günlük 3500-451 sınıfımızda diyor, dün diyor Covid sebebiyle eğitim öğretim yok diye bilgi veriyor ama toplamı söylemiyor. Bizim edindiğimiz bilgiler 22 öğretmenin yaşamını yitirdiği yönünde. Bu konuda hiç olmazsa ya tabip odaları, eczacı odaları kendi mensuplarını yapıyorlar ki binlerce olduğu halde 22 tane öğretmenin
İsmini yazamadın mı ya? Bugün istedim ki onların isimlerini okuyayım buradan. 6 Eylül'den bugüne hayatını kaybeden, farklı farklı kaynaklardan topladık, tamamına ulaşamadık. Eksik kalanı ailesini incitmemek için okumuyorum. Ama insan eğitim sırasında hayatını kaybeden öğretmeninin ismini de internet sitesine yazar artık. Ayrıca hayatını kaybeden öğrencilerimiz var. Hepsine birden Allah'tan rahmet diliyoruz. Temizlik ve hijyen için Amerika öğrenci başına 1600 dolar harcamışken, Hollanda 2500 avro harcamaktayken Türkiye 20 TL, yani 2 dolar bile harcamamış. Neredeyse 1,5 dolar harcamış. Amerika'nın binde biri, 1500'de biri. O yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na şu 15 günü iyi değerlendirmelerini söylüyoruz. Kıymetli öğrencilerimize iyi dinlenmelerini, ancak sömestr tatili olmasına rağmen özellikle maskeden vazgeçmemelerini, yüksek yaştaki anneannelere, babaannelere, dedelere gidildiğinde çok sarılmak istenecek ama bunu yapmanın belli bir yaştaki büyüklerin hayatını taşıyacağımız virüsle tehlikeye sokacağını, mesafeye çok dikkat edilmesini, maskeye dikkat edilmesini, iyi dinlenilmesini bir kez daha hatırlatıyoruz. Öğrencilerimizi gözlerinden öpüyoruz. Daha iyi bir öğretim yılı ümit ediyoruz hepsi için. Son sözüm de, son birkaç gündür Kahramanmaraş Türkiye'nin dört bir yanında var. Ancak Kahramanmaraş Gaziantep arasında yaşananlar, ulaşımla ilgili sorunlar, petrol boru hattındaki yangın, Kahramanmaraş'ta 1000 dönümün üzerindeki arazide hem seraların çökmesi hem ekilir dikilir haleden imkansız hale gelen topraklardan Genel Başkan Yardımcımız ve Gaziantep Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Ali Öztunç, ilinin afet bölgesi ilan edilmesi, ekonomik afet bölgesi ve kalkınmada ve yardımda öncelikli bir bölge olarak ele alınması ile ilgili kanun teklifinde bulundu. Bunu da meclisteki tüm partilerin dikkatlerine sunuyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Sırada da çok kısa. Olasıdır ama TÜİK Başkanı gitse de yerine hangi kuklanın geleceğinin bir önemi yoktur. TÜİK başkanlarını baskı altında tutan, TÜİK'i Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumuna çeviren, bu tip çalışmasını isteyen zihniyetin değişmesi lazım. TÜİK'te birinin gidip öbürünün gelmesinin sonucu değiştirmeyeceği ortada. Aynı Merkez Bankası başkanlarının peşi sıra değişmesi ama sonucun değişmemesi gibi. Şimdi politika faizinin sabit tutulması, bütün ekonomistlerin artık yolun sonuna gelindiği, buradan sonra yapılacak bir faiz düşümünün çılgınlık olacağı ve bunun yapılamayacağı ile ilgili dünden beri söylediklerini doğrulamış noktadadır. Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar doğru söylüyorsa neden faiz baronları karşısında eğilmiş? Hadi indirseydi faizi, ama doğru değildi. Çünkü faiz onun dediği gibi sebep, enflasyon sonuç değil. Recep Tayyip Erdoğan ve kötü ekonomi yönetimi sebep, faiz sonuçtur. Faizin Tayyip Erdoğan'ın bütün inat ve ısrarına rağmen indirilemez son noktaya gelmesi, vatandaşın da bıçağın kemiğe dayanması aynı yere işaret etmektedir. Faizlerin düşüşü, doların düşüşü, vatandaşın yüzünün gülüşü gelebilecek bir sandıkla mümkündür. Tayyip Erdoğan ve bu ekonomi yönetimi durdukça yüzün gülmesi de faizin düşmesi de mümkün değildir. Teşekkür ederim.